Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir masa turu videosu çekiyorum. Aslında benim kanalımda bir tane oda vlogu videosu vardı ve hatta ilk çektiğim videolardan biriydi. Ama daha böyle detaylı bir şekilde masamı anlatmamı istediniz açıkçası. Ve böyle çok fazla sorduğunuz şeyler vardı bana nereden aldığımı. Onları da söyleyeceğim bugün. Bulabildiklerimi belki de linklerim tam bilmiyorum. Çok uzun zaman geçti ben odamı düzenleyeli. O yüzden çoğunu bulamayabilirim. Ama bulabildiğim şeyleri linkleyeceğim, nereden aldığımı söyleyeceğim ve kullanışlı olduğunu, işime yaradığını düşündüğüm şeyleri anlatacağım size. O yüzden güzel bir masa turu olacak diye düşünüyorum. İsterseniz çok da vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet, öncelikle buradan başlamak istiyorum. Benim burada böyle iki tane klasörüm var. İçine genellikle ya ince şekilde olan fasikülleri koyuyorum ya da testlerimi koyuyorum. Zaten şurada da şöyle görebileceğiniz gibi burayı testler ve ödevler olarak ayırdım. Testler kısmına kendi ekstra çalışmalarımı koyuyorum genellikle. Burası genellikle edebiyat testleriyle dolu oluyor. Ödevler kısmına da hafta içi ödevlerimi, hafta sonu ödevlerimi böyle kronolojik bir sıraya göre koyuyorum ki işte en baştan çektiğimde en yakın tarihli ödevi bulabileyim. O şekilde böyle klasör sistemine geçtim. Eskiden daha karmaşık oluyordu. Burayı tamamen kitaplarla yığıyordum. Böyle klasöre ayırınca çok mantıklı oldu her şey. O yüzden şu an çok memnunum bu sistemden. Bu klasörlerimin hemen yanında şöyle bir kalemliğim var. Hatta şöyle size göstereyim. Şu şekilde bir kalemlik. Bunu zaten her yerde görüyorsunuzdur. Bunlar makyaj organizeri olarak falan da geçiyor. Benimki biraz küçük aslında. Buraya sadece işte böyle highlighter kalemlerimi koydum. Buraya minik mandallarımı koydum. Arkamdaki pano yansıtmak için kullandığım. Buraya işte kalem tıraşlarımı, buraya uçlarımı. Şöyle bir şey var. Bant takma yeri. O biraz hoş olabiliyor. Onun dışında buraya da ıvır zıvır koyuyorum. Bu böyle her şeyi topladığı için çok güzel oluyor. Hani birçok kalemlik kullanmaktansa oraya her şeyi tıkmak daha mantıklı oluyor. Daha düzenli duruyor her şey. Zaten adı da organizer, yani düzenleyici. O yüzden çok da mantıklı. Bunun yanı sıra benim bir de şöyle bir kupam var. Bu kupada da böyle elime gelen her kalemi attığım bir kupa aslında. Şu şekilde güzel bir kupa. Siz de böyle evde güzel tatlış kupalarınız varsa kalemlik olarak kullanabilirsiniz. Çünkü daha rahat oluyor ve daha güzel duruyor. İçine böyle hani hemen elime atıp alabileceğim kalemleri koyuyorum genellikle. Çünkü bu tamam ne kadar kullanışlı olsa da bazen üşeniyorum içine koymaya. Düzenli durması gerekiyor çünkü. O yüzden elime gelen kalemleri buraya atıyorum. Buradaki iki kalem kutumun dışında bir de sığmayan kalemlerimi de buradaki kalem kutuya koyuyorum. Bunu siz zaten bana çok uzun zamandır soruyorsunuz açıkçası. Ama ben de bilmiyorum. Bana arkadaşım hediye etmişti. Ama böyle bayağı büyük bir kalem kutu. Biraz küçük görününe bakmayın. Gerçekten bayağı büyük. Ben çok uzun zamandır kullanamıyordum. İçine dolduracak kalemim yoktu. Bu sıralar işte biraz kalem alınca bunu kullanmak zorunda kaldım. Gayet hoşuma gidiyor. Her şeyi topluyor. Çok güzel gerçekten. Ama size hani linkini maalesef bırakamıyorum. Ama buna benzer bir şey bulursam size şey yapmaya çalışırım. Bir şekilde ulaştırmaya çalışırım. Evet, masamın bu tarafına geçtiğimizde burada bir şey var. Böyle normal bir takvim var. Hani gözümün önünde takvim olması iyi oluyor. Çünkü hep günleri ve işte ayın kaçıncı gününde olduğumuzu karıştırıyorum genellikle. Zaten takvim de bunun için var. Çok da açıklamaya gerek yok. Burada da böyle bir masa lambam var. Bunun şey özelliğini seviyorum. Şarj ettikten sonra kullanılabiliyor. O yüzden hani bir yere bağlı olmuyor. Sürekli şarja takılı olmak zorunda değil. O yüzden rahat oluyor. Mesela bir yere taşıyabiliyorum. Akşam kitap okuyacaksam oraya götürebiliyorum. O açıdan iyi oluyor. Şu an gerçi şarjı yokmuş ama normalde işte buradan şuradan ışık yanıyor. Şuradan da buradaki pervanesi dönüyor. Bunu sanırım Miniso'dan almıştım ama çok uzun bir zaman geçti üzerinden. Yaklaşık 1,5 yıl falan oldu. O yüzden aynısını bulamayabilirsiniz belki ama benzerlerini ben başka yerlerde de gördüm. O yüzden siz de bakabilirsiniz. Masa lambası diye tarasınca zaten buna benzer şeyler de çıkar. Bir de böyle bir sürahim var. Bunu da işte ders çalışırken yanımda su olsun diye. Çünkü genellikle su içmeyi unutuyorum ben. O yüzden gözümün önünde olursa daha fazla içerim diye koyuyorum. Güzel. Bu da öyle kullanışlı oluyor açıkçası. Mutfağa gitmeye üşendiğim zamanlarda beni kurtarıyor. Onun dışında masamın üzerinde başka bir şey tutmuyorum. Çünkü çok fazla dikkatim dağılsın istemiyorum açıkçası. Daha boş kullanıyorum. Bir de tabii masamda duvarların olduğu kısım var. Şurası genel olarak benim çok hoşuma gidiyor. Bu tam önümde böyle kendi çizdiğim resimler var açıkçası. Buraya da şey astım. Modern Klasikler dizisindeki hani dünya klasiklerinden kitapların listesini astım. Okudukça onu çiziyorum. Burada da sürekli gözümün önünde dursun diye küçük ünlü uyumunun kuralı duruyor. Edebiyattan çektiklerim yani benim. Ve buraya da böyle minik bir kolye koydum. Ölüm Yadigarları kolyesi. Benim Harry Potter sevdiğim artık biliyorsunuz zaten.
O da güzel duruyor açıkçası. Tabii bir de bu kısım var. Şöyle biraz daha geniş bir yer burası. Buraya da işte şöyle siyah bir tel pano astım. Bunlar direkt tel pano diye geçiyor. Her yerde bulabilirsiniz. Ama bendekini yine bırakırım aşağıya büyük ihtimalle. Herhalde Trendyol'dan falan almışımdır. Tam da hatırlamıyorum. Üzerine kendi işte arkadaşlarımla beğendiğim fotoğrafları. Burada mesela yolda bulduğum bir köpeğin resmi var. Güzel gelen kartları. Bazen işte hatırası olan biletleri vesaire asıyorum. Bir de işte ders programıdır, takvimdir, notlardır, minik notlardır. Onları tutturuyorum. Yani burası böyle bir hem anı köşesi aslında hem de benim ihtiyacım olan minik kağıtları tutturduğum bir köşe. O yüzden hem güzel durması hem de kullanışlı olması benim çok hoşuma gidiyor. Burayı doldurabilecek en iyi şey de buydu. Daha sonra da buna aslında şöyle bir ışık aldık. Şu an bu şekilde pilli bir ışığı da var. O da gayet hoş duruyor. Şu an çok belli olmasa da geceleri açtığımda daha güzel duruyor tabii ki. Evet, benim masamın belki de en ilginç ve en kullanışlı özelliği burada bir piyano olması. Biliyorsunuz ben piyano çalıyorum. Aslında bu bir elektronik piyano. O yüzden hani bu şekilde yerleştirebildik bunu. Burada sanki bir çekmece varmış gibi buraya piyanoyu yerleştirdik biz. Çok aslında mantıklı oldu bu çünkü hem odamın rengine uymuyordu simsiyah olması nedeniyle. Hem de işte çok fazla yer kaplıyordu. Çünkü bir masa kadar bir yer daha lazım aslında piyanoya. O yüzden bu şekilde yapınca hem odam çok ferah oldu hem de gerçekten daha hani rengi kapanmış oldu piyanonun. Beyaz bir şeyin içine koyduk çünkü. O şekilde çok mantıklı oldu. Tabii bunu hazır bulamazsınız. Biz marangoza yaptırmıştık. Siz de hani bu şekilde bir şey istediğinizi söylerseniz belki yaptırabilirsiniz. Ama hazır bir yerde bulabileceğinizi pek sanmıyorum. Ama tabii piyanoyu bu şekilde yaptırınca hem piyano boyunda hem de masa boyunda bir sandalye gerekti bize. Yani şu an şu şekilde bir sandalyem var benim. Hem işte piyano kadar alçalabiliyor, piyano çalacak kadar. Hem de şeye kadar yükselebiliyor. O açıdan biraz mantıklı ama bulması zor oldu. Hatta sanırım biz özel olarak rica etmiştik bir uzatma şeyi takılmasını. Çünkü tam olarak bulamamıştık o şekilde. Böyle bir sandalye aldık. Bunu da bana çok fazla soruyorsunuz. Bunun linkini bırakabilirim aşağıya. Çünkü nereden aldığımı hatırlıyorum. Ama aslında bu şu an göründüğü renkte değildi. İçinde daha beyaz bir renk var. Hatta size şu an gösteriyorum. Biz üzerine bu şekilde bir kılıf aldık ve gayet de uygun bir kılıftı. Yani 10 lira civarında bir şeydi sanırım fiyatı. O yüzden çok daha güzel oldu bu şekilde. Hazır biraz böyle aşağı kısımlar inmişken size buradaki çekmeceleri de göstereyim. Benim burada bu şekilde 3 tane çekmecem var. Çok aslında büyük çekmeceler değil ama böyle ıvır zıvır işte kalemleri toparlaması açısından güzel oluyor. İlkinde şöyle göreceğiniz gibi daha böyle sık kullanacağım kalemdir, cetveldir, kulaklığım, kalem kutularım vesaire duruyor. İkinci çekmeceyi daha çok sık kullandığım kitaplara ayırdım. Tabii çok da ağır şeyler koymak istemiyorum. Birkaç tane defter, kitap var. Bir de yine birkaç tane yana bir şeyler kaynamış. Onları da düzenleyebilirim aslında. Burada da kullanmadığım işte kalem kutuları, gözlük kılıflarım, kumbaram, kitap ayraçları, silgi vesaire var. Ama hani bu çekmeceler olmasaydı bu kadar fazla eşyayı bir yerlere tıkmak zorunda kalacaktım. O yüzden bayağı her şeyi toparlıyorlar. Küçük gibi görünseler bile bayağı kolaylaştırıyorlar benim işimi. Evet, masamı bitirdik. Şimdi üst taraftaki kütüphaneme geçmek istiyorum. Aslında çok da anlatılacak bir şey yok. Hani buraya sadece kitaplarımı döşedim. Önünde biraz böyle şeylerim var işte. Sus eşyaları var. Burada bir çerçeve var. İçine fotoğrafların olduğu. Onun dışında şurada şöyle bir şeyim var. Böyle bir nesnem var. Aslında bir böyle çöp kutusu gibi bir şey. Genellikle silgi çöplerini falan koyuyorum içine. Şu an gerçi daha yeni temizlendi. Ama güzel bir şey hem de kitaplarımı tutuyor. O yüzden tatlış bir şey. Bunu yine Miniso'dan almıştım diye hatırlıyorum ama çok uzun zaman oldu alalı. O yüzden çok da bulabilir misiniz bilmiyorum. Daha sonra bir de şöyle bir kitap tutucum var. Bu da böyle sanki kitapları iten bir adammış gibi gözüküyor. Bu da işte kitaplar malum böyle koyunca düşüyorlar. O yüzden dedim ki böyle bir şey alayım. Hem de şık duruyor. Daha böyle ilginç bir nesne. Onu da böyle koyuyorum. Bunun dışında yani kütüphanemde çok da anlatabileceğim bir şey yok. Buralara böyle önlerine süsler koyuyorum bazen. Dönem dönem değiştiriyorum onları falan. O şekilde kullanıyorum kütüphanemi. Ama biraz daha büyük olabilirdi aslında burası. Çünkü işte test kitapları falan geldiğinde biraz karışıyor ortalık. Buraya sadece okuma kitaplarını koyabiliyorum. Ama genel olarak memnunum yani bu kütüphaneden. Masa turum bitti ama işte odamda son birkaç değişiklik var. Onları da göstermek istiyorum. Plaketim geldi. Onu buraya astım. Burada gayet böyle yatağımın karşısında duruyor ve çok hoş görünüyor bence. O yüzden onun oraya gayet yakıştığını düşünüyorum. Buradan tekrar da teşekkür ederim beni 100 bin abone yaptığınız için. Gerçi şu an çok daha fazlayız ama gerçekten teşekkür ederim. Bir de son olarak buraya işte bu şekilde sarmaşıklar astım. Bunlar da gayet odanın böyle havasını değiştirir. Çok güzel oldu. Önüne de şu şekilde bir tane koltuk aldım aslında.
Burayı hem böyle video köşesi gibi düşündüm hem de genel olarak oturabilirim vesaire zaman geçirebilirim diye. Gayet güzel oldu bence. Oturduğumda da hani şu an kamera spek uygun değil ama kamerayı düzgün bir açıda ayarladığımda arka plan çok güzel çıkıyor videolar için. O yüzden burası da çok güzel bir köşe oldu. Evet, benim genel olarak bugün göstermek istediğim şeyler bu kadardı. Size masamı biraz daha detaylı bir şekilde ve hani neyi nereden aldığımı söyleyerek göstermeye çalıştım. Tabii ki her şeyi hatırlayamıyorum. Çünkü odayı düzenleyeli çok fazla zaman geçti ve satın aldığım çoğu şey şu an büyük ihtimalle satılmıyor. Ama ben size link konusunda yine de yardımcı olmaya çalışacağım. Hani bulabildiklerimi linkleyeceğim. Bulamadıklarımın da benzerlerini belki koyabilirim. Tam emin değilim şu an neler yapacağım konusunda. Bu şekilde bence güzel bir video oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Umarım size oda dekorasyonu konusunda birkaç fikir verebilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.